TR724 YouTube kanalındasınız. Ali Deniz'in yazdığı Amazon'da Batman'ın Yolları başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Çok ağır bir trafiktesiniz. Aşırı sıcak, fena bunaldınız ve kafayı sıyırmak üzeresiniz. Etrafa bakınarak göz yordamıyla alternatif yol arıyorsunuz. Hemen az ileride sağa dönen bir sokak var. Giriş temiz görünüyor. Tamam artık, o sokağa girecek ve ileride nasıl olsa bir yol vardır. Durmaktansa dolaşarak ilerlemek iyidir mottosuyla sokağa girmeyi kafaya koydunuz. Ama o da ne? Tam sokağın başına geldiniz ki çıkmaz sokak tabelası var, hem de aşırı dar bir sokak. İlerisi görünmüyor. 2,5 saniye duraklayıp hele bir girelim yahu ya çıkan sokaksa deyip daldınız. Bu arada söylemeyi unuttum. Tır kullanıyorsunuz. Sokağın sonuna varınca sinir katsayınız uzaya ulaşan Falcon roketleri gibi ana kapsülden yani beyninizden ayrıldı. Hadi şimdi geri gidiş ve platforma yani tekrar ana yola kazasız varış için çabalayacaksınız. Tabelada çıkmaz sokak yazıyorsa, ya çıkıyorsa hele girelimle şartları zorlamanın alemi yok. Bu da bizim kültürümüze Nasrettin Hoca'nın kötü bir hediyesi. Amazon asla bilinmeyenler platformu değil, canavar değil, dış mihrak değil, bir kısım medya, faiz lobisi, havuz medyası da değil, reisin troll takımı hiç değil, Breaking Bad'deki Mr. Walter White da değil. Amazon kuralları çok net bir platform. Tedarikçileri, tüccarları kazıklamaya çalışan, müşteriye şirin görünmek için satıcılara karşı deli dumrulvari ticaret yapan bir yer değil. Çok meşhur bir üçkağıtçının lafı var. Çok duy, az inan. Esaslı bir söz değil mi? Kesinlikle. Bunu siz de kendinize ilke edinin. Amazon'la alakalı yetkin olan her türde anlatıcıyı dinleyin, takip edin, hatalarından ve başarılarından kendinize bir şeyler kazanacaksınız. Ne kadar çok okur ve dinlerseniz, anlatıcıdan duyduklarınızın hangilerinin abartılı olduğunu kendiniz çözebilirsiniz. Bir platformda Amazon'da ticaretle alakalı soru cevap yaparken şöyle bir soru geldi. Hesabımız kapatıldıktan sonra ikinci hesabı açmak için internet şirketini değiştirsek Amazon bizi yakalayabilir mi? Daha Amazon'da hesap bile açmamış birinden böyle bir soru gelince Amazon'u anlatmadan önce zihinlerin temizlenmesi gerektiğini anlatmanın gerekli olduğunu düşündüm. İlla niyet ettim Amazon'da batmaya diyenler için kıyısından köşesinden bir kuble yardım edeyim istedim. Şimdi gelelim Amazon'da nasıl batarız? Marka bir ürünü yetkili bayisinden fatura almadan Amazon'da satmaya kalkarsanız çok kısa sürede hesabınızı kapattırmaya muvaffak olursunuz. Tasfiye olmuş bir mağazadan piyasa fiyatının çok altında markalı ürünleri alabilirsiniz. Veya eBay ve benzeri bir platformdan bu şekilde elde kalmış parti malları piyasa fiyatının 1/4 fiyatına bulabilirsiniz. Bunu bulmak marifet değil aslında. Peşin para verdikten sonra Avrupa ve ABD'de böyle mallar hep düşer. Ama bunları satmak için Amazon'u seçerseniz birkaç güne orada size el sallayacaklarından emin olun. Sattığınız ürünün nitelikleriyle müşteriye gönderdiğiniz ürünün nitelikleri tam olarak aynı değilse Amazon size hemen dokunacaktır. Bir iki uyarıdan sonra kısa sürede size bay bay diyecektir. Amazon'da birden fazla satıcı hesabı açamazsınız. Daha ilk hesabını açmamış olan arkadaşlar nasıl, nereden sanal server kiralarız, birkaç hesabı yönetmenin yakalanmamanın incelikleri nelerdir diye soruyorlar. Bravo! Açın ve yakayı ele verin. Batış kazandınız. Tebrikler. Amazon diyor ki, Amazon'da mal satarken ürün detaylarını yazıyorum ayağıyla başka web sitelerine müşterileri yönlendirmeyin. Bizim cengaverler ne yapıyor? Yahu Amazon kesintileri çok yüksek. Ben oradan çaktırmadan web sayfamın adresini vereyim, müşteri bana gelsin. Direkt benden malı alsın. Aferin zeki evladım. Hadi dene. Amazon seni de hemen şutlayacaktır. Amazon diyor ki, ürün detaylarını girerken kargo ücreti, promosyonlar vesaire bunları yazmayın. Bunların yeri burası değil. Ama gereksiz işler müdürlüğü yapan Amazoncu arkadaş detay iyidir lafını yanlış anlamış olmalı ki kural hatası yapıp ürün bilgilerinin içinde bunlar da oluversin ne olacak diyor. Ürün bilgilerini yazarken hepsini büyük harf yazmayın diyor. Twitter'da Melih Gökçek takip etmekten efsunlanmış Amazoncu kardeş, koca Melih Gökçek'in bir bildiği vardır.
Adam büyük harfli Twitter fenomeni, ben de ürünü büyük harflerle tanıtayım diyor ve tabii ki mutlu son. Amazon kendisini Ankara'nın bağları eşliğinde gönderiyor. Diyor ki, ürünle birlikte satılmayan aksesuar veya dekor gösterme, ürün fotosunun arka planı beyaz olsun. Bizim reklam dahisi Amazoncumuz sattığı ampulleri avize takarak fotoğraflamış ve tabii ki beklediği son. Ampuller patlıyor. Bu örnekleri çoğaltıp yazıyı uzatmak istemiyorum. Ama önce Amazon'da nasıl batacağınızı iyi öğrenin. Amazon'da güvenli sürüş nasıl yapılacağını öğrenmek isteyenler için de bir şeyler yazacağız, diyor Ali Deniz, TR724'deki köşesinde.